Evet köşe kısımlarını diktim. Şimdi de A kısmını ister ters yüzünden ister ön yüzünden gene aynı şekilde dikelim. Gene başlangıç iplerimiz vardı. Bitiş iplerimiz daha doğrusu en uzununu seçerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Eksiz olarak veya birazcık uzun bırakmanızda fayda var. Yine bunu ön yüzünden dikeyim olmadı. Şöyle göstereyim. Ucuca gelecek şekilde. Karşılıklı trabzan tepelerinden batarak dikiyorum. bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Komple buraya bu şekilde dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra geldi tulumumuzun fırfır kısmını yapmaya. Beden kısmında 3 numara tığ kullanmıştım. Fırfır kısmında 1 bir, bir numara daha büyük e, e, tığ kullanmak istiyorum. Bir tık daha böyle salaş dursun istiyorum çünkü fırfırlarım. 3,5 milimetre tığ kullanacağım o yüzden. Dilerseniz fırfır yapımına başlayalım. Tek paçayı yaptım. Şimdi ikinci paçayı da birlikte yapalım arkadaşlar. A kısmımızdan ek yerimiz bakın dikmiştik. Direkt başlıyorum. İlk boşluğuma batacağım. şu dikişi yaptığınız ilk boşluğa yani şu trabzan boşluğuna değil de trabzan tepe boşluğuna battım. O kadar da önemli değil. Oradan da batabilirsiniz. Ama ben o şekilde yaptığım için göstermek istedim. direk 1 2 zincir çektim. Şimdi trabzan ara boşluğuna batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bakın gene trabzan tepe boşluğuna geldim, oraya battım. Batarken bir yandan ipimi de arkadan gizliyorum arkadaşlar. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi trabzan ara boşluğuna battım. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi trabzan tepe boşluğuna geldik. İkili trabzanımı yaptım. Trabzan ara boşluğuna geldim. Batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Trabzan tepe boşluğuna geldim. Tekrar ikili trabzanımı yaptım. Ara boşluğa geldim. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar bakın. Şimdi bu arttırma yaptığımız, eksiltme yaptığımız yerlere geldik. Orada da her birine batarak ilerliyorum. Bakın trabzan tepe boşluğu. Battım. İkili trabzanımı yaptım. Sıradaki trabzan tepe boşluğuma batıyorum. İkili trabzanımı yaptım batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Tekrar trabzan tepe bu son trabzan tepe boşluğuma geldim. Battım. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi trabzan arası var sırada. Trabzan arasına battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar sıradaki trabzan tepelerine geldik. Trabzan tepelerimi de tekrar ikili trabzan olarak dolduruyorum bu kısım bir tık kalın olabilir sık iğne olarak yapmıştık kaydırırken onlara da altından direkt bu şey biraz daha kalın zaten örerken fark edeceksiniz onları da gene aynı şekilde trabzan tepelerine batarak dolduruyorum trabzan ara boşluğuma da bir tane doldurdum. Tekrar trabzan tepelerime doldurmaya devam ediyorum. Aynı işlemleri komple sıra sonuna kadar yapıyorum. Her bir trabzan tepesine batarak dolduruyorum ve bu sırayı bitiriyorum arkadaşlar. Evet sıramızı bitiriyoruz. Son trabzanlarımızı da yapıp tepe noktasından başlangıç trabzanımın tepe noktasından batıp birleştiriyorum. 1 Bir, 2 zincir çektim. Aynı yere batıp şu birleştirdiğim yere batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Yanındaki trabzan tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Evet bir tane burada aynı aynı yere iki tane trabzan yapmıştım. Burada bir tane trabzan yaptım. Şimdi yanındaki trabzan tepesine geçiyorum. Bir tane trabzan yaptım. Aynı boşta bir tane daha trabzan yapıyorum. Şu an fırfırlı durması için arttırma işlemi yapıyorum. Yani bir trabzan tepesine 2 bir trabzan tepesine bir tane trabzan olarak şeklinde 1 2 şeklinde ilerliyoruz. Şimdi iki tane batmıştık. Sıradaki trabzan tepesine bir tane trabzan yapacağız. Bir sonraki trabzan tepemize 2 tane batacağız. Sıradakine bir tane. Bu sırayı komple 2 1 2 1 şeklinde bütün trabzan tepelerimize batarak bitireceğiz ve arttırma işlemimizi yapmış olacağız arkadaşlar. Aynı trabzan tepesine iki kere battım. Şimdi sıradaki trabzan tepesine bir kere batarak trabzanımı yaptım. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar ikinci sıramızı da bir trabzan tepesine iki, bir trabzan tepesine tek trabzan yaparak bitiriyoruz. Başlangıç trabzan tepemize battık ipimizi kaydırıyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir çektim 5 tane zincir çektim hemen yanındaki trabzan tepesine batacağım tığımın üstüne iki kere ipimi doladım bu sefer 5 zincir çektim tığımın üstüne iki kere ipimi doladım hemen yanındaki trabzan tepesine battım. İlk önce 1 çıkarıyorum. 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 bir tane trabzan yapmış oldum uzun bir şekilde şuradaki gibi 3. sıramızı bu şekilde yapacağız bir tane zincir çektim şimdi ilk önce 5 zincir çekmiştim tığımın üstüne iki kere ipimi doladım Ve trabzanımı o şekilde tığımdaki ipler bitene kadar yaptım Şimdi bir zincir çektim Sıradaki trabzan tepesine tığımın üstüne iki kere ipimi dolayarak Batıyorum İpimi çıkarıyorum Bir Tek Tek 2 2 2 şeklinde trabzanımı yapıyorum. bir zincir çekiyorum. Tığımın üstüne 2 kere ipimi doluyorum. Sıradaki trabzan tepeme batıyorum. 1 Tüm trabzan tepelerime aynı işlemi yapıyorum. Trabzan aralarına bir zincir çekiyorum ki bu şekilde hafif boşluklu dursun. Fırfırımız oluşsun. 1 2 2 2 olarak trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Son kez gösteriyorum. Trabzan tepeme battım. 1 2 2 2 olarak sıra sonuna kadar aynı işlemleri yapacağım ve Sıramı bitireceğim şimdi şunu belirtmek istiyorum daha yoğun bir fırfır bu fırfır yeterli bana kalırsa ama daha yoğun bir fırfır isterseniz burada mesela hani iki yaptık bir yaptık ya bunların hepsini aynı trabzan tepesine ikişer kere batarak yapabilirsiniz arkadaşlar ama benim için bu kadar fırfır yeterli oldu bu şekilde 3. sıramızı bitirelim sıra bitiminde buluşalım Evet sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Burada 5 zincir çekmiştik. 4. zincir tepeme batıyorum. İpimi alıyorum. Pardon şurada şey yapmayı unuttum zincir çekmeye son trabzanımı yaptım tekrar bir zincir çekiyorum burada da dördüncü trabzan tepeme batıyorum ve ipimi bir zincir çekerek bitiriyorum kesiyorum ipimi çektim bu şekilde tığ veya iğne yardımıyla ipimizi gizliyoruz arkadaşlar şöyle tolumumuzu göstereyim tolumumuzun alt kısmı dediğim gibi fırfırlar daha yoğun olsun isterseniz ee, birazcık daha batma sayılarını arttırabilirsiniz ama bence bu yoğunluk yeterli birazdan askı kısmına geçeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar gelelim tulumumuzun askı kısmına. Askı kısmı için 117 tane zincir çektim. Tekrar 3 mm tığ kullandım. 117 tane zincirimi çektim. 117 zincirin üzerine toplamda 115 tane trabzan yapacağım. 1 2 Tığımın üstüne ipimi doladım. 2 zincir olacak şekilde. Yani iki tane daha çekelim yedek olsun. 2 zincir çektim. Batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Komple kenar zincirimle birlikte 115 tane trabzan olana kadar Dolduruyorum tüm trabzanlarımı. Tulumun üstüne bir kere ipimi doladım ve ikili trabzanımı yaptım. Tıpkı eteğimiz, e, tulumumuza başlarken yaptığımız işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce trabzanımızı yapacağız. Daha sonra bir ters iki düz şeklinde lastik örgümüzü öreceğiz. Ve tulumumuzun askı kısmı oluşmaya başlayacak. Trabzanlarımızı yapalım. 115 tane kenar zinciri ile birlikte 115 tane trabzanımızı yapalım. Oluşalım. Evet 114 tane trabzanımı yaptım. 115. trabzanımı şu şekilde yapacağım. 1 2 zincir çektim. Direkt buradaki zincirime batarak birleştireceğim. Ve normalde hani tekrar bu sıradan gidiyorduk biliyorsunuz dönüp. Şimdi ben yuvarlak şekilde bu kısmının da bu kısım gibi dursun istiyorum. Normalde burası biraz daha ince duruyor. Bakarsanız şu başlangıç etekte de. Hani ben kalın dursun istiyorum iki kısmında. O yüzden arka kısmından devam edeceğim örmeye. Yani 115. mi zincir çekerek yaptım. Arka kısmına geçeceğim. Bu kalan fazla çektiğim zincirler vardı. Onları da şu şekilde sökebilirsiniz arkadaşlar. Her zaman bir iki zincir fazla çekmenize fayda var. Ola ki yanlış saydığınız durumlarda tekrar sökme durumunda kalmayın diye. Bu şekilde fazla çektiğim zincirlerimi de söküyorum. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. 1 2 Tekrar aynı işlemlerimi yapıyorum. Etek lastiğinde yaptığım gibi. İki tane düz bir tane ters iki tane düz yani önden batarak örüyorum. Bir tane de arkadan batarak örüyorum. iki tane düz ördüm bu sırayı komple bu şekilde devam edeceğim toplamda dediğim gibi kenar zincirlerimle birlikte 115 tane trabzan olarak başladım bu şekilde tersine döndürdüm ve üst sıramı o şekilde yaptım ki iki kısım da aynı dursun diye normalde bakın daha ince duruyor ve esnek durmuyor. Zincir çok şöyle göstereyim. Ama ters kısmı kullandığımızda yani böyle, bu şekilde dönerek ördüğümüzde daha bir esnek görünüm alıyor iki tarafta. Daha şık duruyor. Bu şekilde devam edelim. Toplamda şöyle göstereyim. 1 2 3 yani şu an ikinci sıramdayım. Bir sıra daha bu şekilde lastik öreceğiz. Ve askı kısmımız bitecek. Fırfır kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Toplamda 3 sıra lastik örgümüzü yapalım. Başlangıç sıramızla birlikte 1, bir, 2 ve 3. sıramızda yapalım. Fırfır kısmında buluşalım. Evet arkadaşlar, lastik kısmını bitirdik askımızın. Şimdi fırfır kısmına geçiyoruz. Ben bu şekilde ayrım yaptım. Toplamda 2 4 6 8 10 12 tane lastiğin direkt şu uç kısmına çengelli iğne, ara kısmına çengelli iğne taktım. Gene buradan da saydım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gene onun ara kısmına çengelli iğnemi taktım. Şu fırfır kısımlarını düzgün yapabilmek adına iğnelerimizi taktım. Şimdi fırfırımızı yapmaya başlayacağız. Bu şekilde şunu belirteyim fırfırlarının birine şu şekilde içe bakacak şekilde yapacaksınız. Şunu göstereyim. Burası bel kısmı, arka kısmı. Çapraz yapmak istiyorsanız askıları şöyle göstereyim. Çapraz dursun istiyorsanız bu şekilde fırfırlar içe gelmesi gerekiyor düz olsun istiyorsanız fırfır kısımlarının dışa, dışa gelmesi gerekiyor. Şimdi şöyle göstereyim. Ben çapraz yapacağım için bir sağdan, bir soldan olarak fırfırımı yapacağım. Yani bu kısımda içe gelmesi gerektiği için soldan sağ kısımdan yaptım. Bu kısımda da soldan yapacağım. Yani fırfırlarım içe bakacak şekilde birini sağdan, birini soldan öreceğim. Tek tarafını örmüştüm. Düğmelerimi diktim ve ekleme işlemimi yaptım. Şimdi size nasıl yaptığımı göstereceğim. İğnemi çıkarıyorum. Tığımı battım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın üstüne bir kere ipimi doladım. Aynı boşluğa batıyorum. 1 2 2 şeklinde üçlü trabzan yaptım. Sıradaki yanındaki boşluğa batıyorum. 1 2 2 şeklinde yani üçlü trabzan aynı boşluğa tekrar battım. 1 2 3 3 adımda ipimi bitirdim. Şimdi orta boşluğuma geldim. Tığımın üstüne ipimi doladım. Battım. Orta boşluğa da 4 kere üçlü trabzan dolduruyorum. Yani aynı yere 4 kere battım. Bir sonraki Ara kısmıma geldim. Ara kısımlarda boşluklara iki tane dolduruyorum. iki tane üçlü trabzan dolduruyorum. Bir tane daha ara kısımda gene oraya da iki tane üçlü trabzan dolduruyorum. Bakın şimdi lastik yaptığımız orta kısma geldik. Orta kısımlara 4 tane üçlü trabzan dolduruyorum. Aynı boşta 4 tane üçlü trabzan Bir yandan arka kısımda ipimi Gizleyerek ilerliyorum. Şimdi ara bölmeye geldim. İki kere üçlü trabzan aynı boşta batıyorum. Yanındaki trabzan tepesi, aradaki ona da gene iki kere. Bu şekilde fırfırım oluşmuş olacak. Orta kısma orta lastik kısmına dört kere batıyorduk. Aynı işlemleri yaparak şu kısma kadar ilerleyelim arkadaşlar. 4, 2, 2. Lastik kısımlarımıza tepesine 4 kere batalım. Ara bölme, trabzan tepelerimize ikişer kere batarak sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet son iş, e, işaretlediğim yere kadar ördüm. Son işaretlediğim yere de üçlü trabzanlarımı yaptım. Bir zincir çekerek ipimi biraz uzun bırakarak kestim arkadaşlar. Şimdi tekrar örgümün düz yönünde ipimi biraz uzun bırakarak başlıyorum. Şu zincir çektiğimiz trabzan tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımın üstüne iki kere ipimi doladım. Tığımın üstüne iki kere ipimi doladım. Hemen yanındaki trabzan boşluğuna batıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört adımda çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar dört adımda çıkacağım. Hemen yanındaki trabzan tepe boşluğuna battım. Bir, iki, üç, dört adımda bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üstüne iki kere ipimi doluyorum. Hemen yanındaki trabzan boşluğuna batıyorum. 1, 2, 3, 4 adımda bitiriyorum. Tığımın üst bir kere zincir çekiyorum. Tığımın üstüne iki kere ipimi doluyorum. Hep aynı şeyleri yapıyorum. Batıyorum. 1, 2, 3, 4 adımda bitiriyorum bir zincir çekiyorum. Tığımın üstüne iki kere ipimi doluyorum. Sıradaki trabzan tepe boşluğuma batıyorum. Dört adımda bitiriyorum. Her trabzan arasına bir zincir çekiyorum ve bu şekilde fırfır görünümü oluşuyor. Şunu belirtmek istiyorum. Paçalarda başlarken 3 numara tığ kullanmıştık 3 numarayla bedeni yaptık paça kısmında üç buçuk numara tığ kullanmıştım fırfırları daha yoğun olsun diye ama şu an aynı numarayla örüyorum 3 numarayla örmeye devam ettim Siz isterseniz fırfır kısmı için üç buçuk numara tığı da kullanabilirsiniz daha yoğun bir görünüm olsun isterseniz ama ben 3 numarayla hazırladım o da gayet düzgün duruyor Aynı şekilde devam ediyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar şöyle göstereyim. Bir zincir çektim. Tığımın üstüne iki kere ipimi doladım. Battım. Bir, iki, üç, dört adımda bitirdim. Komple bu şekilde bu sırayı da bu şekilde devam edelim ve bitirelim. Bu sıramızı da bitirdik bir zincir çekiyorum ve ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum bu iki parça ipli olan kısmımız dikeceğiz bu şekilde buraya Şöyle aynı orantılı yapmaya çalışın. 2 4 tane lastik bırakmışım. Şöyle bakalım. 4 lastikten sonra 2 2 4 lastikten sonra 2 lastiğe gelecek şekilde dikmişim. Bunları da gene aynı şekilde bu kalan iplerimizle dikelim. Evet, 4 lastik bıraktım. 5. lastikten dikiyorum arkadaşlar. Şöyle alttan başlayacağım. Siz istediğiniz şekilde de dikebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken iki lastiğe denk gelecek şekilde dikiyorum. iki lastiğe denk gelecek şekilde diktim. İpimi şu şekilde arkaya verdim. İpimi sabitleyeceğim. Bu şekilde içinden yürütüyorum kalan ipimi. Sabit diyorum. Birkaç kere içinden yürüttüm. İsterseniz şu şekilde de yürütebilirsiniz. ipimi bu şekilde izledim kalan uzun parçamı kestim. Aynı şekilde bu ikinci parçamı da iğne yardımıyla gizleyeceğim. Şöyle birazcık içinden yürütelim. Onu da diğer tarafta gizleyeyim. Bu şekilde gizleme yaparsanız daha güzel duruyor yaptığı yardımıyla yaptıklarımız birazcık kalın olabiliyor. Bu şekilde o ipimi de gizledim. Arkadaşlar şimdi şu kısma gelelim. Nasıl dikiyorum? Yine ipler bırakmıştık. Başlarken iplerinizi bir tık uzun bırakırsanız sonradan ip eklemenize gerek kalmaz. Gene bu şekilde göstereyim. Sayalım şuradan 2, 4, 6, 8, 10 lastik. Yani şu iki lastiğe denk gelecek şekilde dikim işlemimi yapacağım. Bunları aralardan dikiyorum. İpimi arkaya verdim. Ve ipimi aralardan gene yürütüyorum. Şöyle direkt kesmiyorum ipimi birkaç kere şöyle bir sabitleyelim bir kere de evet iç kısımlarından bu şekilde ters kısımdan ipimi iğne yardımıyla yürütüyorum yani istediğiniz uzunluğa gelene kadar Yürütebilirsiniz, hani hiç kesmeye de bilirsiniz bu şekilde komple yürütebilirsiniz. Evet, bu kadar yürütme yeter. Kalan kısmını kestim. Bakın birleşmiş oldu. Fırfır kısmım. Bu uç kısmına da düğmelerimizi dikeceğiz birazdan. Onu da göstereceğim. Şimdi gelelim bu kısmına iki parçalı olan kısmım. Zaten bir tanesi boşa kalacak. Şöyle hangisinden başlayalım? Bundan başlayalım. Sondakinden. yani bu dikim işlemi size kalmış arkadaşlar gene buradan iki lastik kalacak şekilde iki lastiği içine alacak şekilde ayarlıyorsunuz 1 ve 2 ucuca getirin aralardan batarak dikiyorum Evet bu şekilde diktim. İpimi arkaya verdim. İpimi sabitleyeyim bir kere. Ve kalan ipimi yürütüyorum. Ben yani aynı şekilde bu ipimizi de iğne yardımıyla izleyelim. Bu şekilde iğneyle nasıl gezlediğimi de göstermiş oldum size. Bu şekilde aralara batarak ipimi gizliyorum arkadaşlar ve temiz bir görüntü elde etmiş oluyorum. Arka kısımdan da belli olmuyor. Bu kadar gizleme buraya da yeter ve kol fırfırımız da oluşmuş oldu. Şimdi düğme dikmeye geldi sıra. Şöyle bakalım. İki düğüm, ben iki tane düğme kullanmak istedim. Çocuğun boyuna göre ayarlama yapabilmemiz için siz tek düğme de kullanabilirsiniz. Veya bu mesela çocuğunuzun boyu kısa. Bunu buradan dikmeyip de şu şekilde içe alarak da dikebilirsiniz arkadaşlar şu an diktiğim için tam gösteremiyorum ama hani şöyle göstereyim. Hani şu şekilde ucu olarak diktik. Bu şekilde içten de dikebilirsiniz. Çocuğunuzun boyu kısaysa veya daha küçük bebeğe giydirecekseniz daha uzun süre kullanmak istiyorsanız mesela şu şekilde de yapabilirsiniz arka kısma da düğme yapabilirsiniz bu şekilde aralardan ilikleyerek boyu uzadıkça çocuğunuza daha uzun süre giydirebilirsiniz tulumu ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şimdi düğmeleri nasıl dikiyorum? Aslında düğme dikmeyi hepimiz biliyoruz. Sadece şeyi göstereceğim. Hani ip olarak ne ip kullanıyorum? Şöyle göstereyim. Bu örgü iplerimize şöyle bir özelliği var. Kat kat açılıyor arkadaşlar. Yani ürünün renginde ip aramaya çalışmayın. Bazen tuhafiyelerde görüyorum rengine göre ip arıyorlar. Hani bu şekilde bir şey var. Katlı iplerde size kolaylık sağlıyor bu şekilde ipimiz ayrılıyor ve ince iğneye kolaylıkla geçirebiliyorsunuz şöyle ben göstereyim hemen bir tane Evet daha önceden ayırıp kullanmıştım biraz kesin uzunca ipinizi ve kat kat ayırın bakın tek kat ayırdım hemen ince iğneye çok kolay bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Dikişi gibi oluyor. Şu an tabii kolay dedim ben geçiremiyorum. <laughs> Video çekerken aksilikler, aksilikler. Evet. Bu şekilde düğümümü attım iki kattan. düğmemi dikeceğim. Birincisini şu şekilde yapmışım. Bir lastiğin arasına dikmişim. Bunu da yine birinci lastikten sonraki araya dikiyorum. Evet. Şu şekilde arkadan kaymasın diye sabitledim. Birkaç kere aynı yere batıp dikim işlemini yapıyorum. Evet, bu kadar dikme yeterli olacaktır. Siz diyelim ki bu ürünü satış amaçlı yaptınız. içine böyle bir parça da ipten koyabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki çocuğunun boyuna denk gelmedi. Alan kişinin kendisi kesip tekrar düğmesine kendine göre ayarlayabilir. Bu şekilde arka kısımdan sabitliyorum ve bakın hiçbir farklı bir görünüm olmadı. Direkt kendi ipini kullanmanızda fayda var. Sabitledim ve kestim. Şimdi ikincisini nereye yapacağım? İkincisini de ben 3 tane atlamışım 3 tane lastik 1 2 3 lastik atlamışım arasına dikmişim bunu da bu şekilde dikelim Evet arkadaşlar aynı işlemleri ikinci düğmem içinde yaptım bu şekilde hepsini diktim şu an kadrajıma pek sığmıyor en son bitmiş halini çekeceğim paylaşacağım sizinle gene düğme ilikli iliği açmadık diyeceksiniz şu gördüğünüz aralıklarda boşluklar var bu şekilde buralardan düğmelerinizi ilikleyebilirsiniz ben örneğin şurada şu şekilde bakın aralıklar var tam ortasına denk getirerek ilikleyebilirsiniz çok büyük düğmeler kullanmayın bir santimlik düğmeler uygun olacaktır. Bu şekilde fırfırımız. Şimdi birazdan bitmiş halinin paylaşımını yapayım. Evet arkadaşlar, elbisemiz bitti. Fırfır detaylı popcorn model elbisemiz. yapımı oldukça basit. 2 yumaktan şu kadar bir yumak kaldı elimde. Saç bandı veya patik örebilirsiniz bu yumakla da. Videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Instagram sayfama takiplerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.